yargıçlar siyasetten, çıkardan etkilenmeksizin objektif ve tarafsız olarak görevlerini yapıp karar verirlerse hukuka güven sağlanır. Eğer hür iradeleriyle karar verirlerse hukuk devletinden söz edilebilir. Yargıçlar siyasal iktidarın baskısı yüzünden hür iradeleriyle karar veremezlerse, iktidarın talepleri doğrultusunda karar vermek zorunda kalırlarsa o zaman yargı siyasallaşmış olur. O zaman hukuk devletinden söz edemeyiz. Ve yargının siyasallaşması demek hukuk devletinin katledilmesi demektir. Siz bu tasarıyla yüksek yargı üyesi hakimlerin görev süresini 12 yılla sınırlayıp onların yeniden seçilmelerine, ikinci kez seçilmelerine engel koyuyorsunuz. İşinize gelmeyen bir karar verildiğinde bu kararı veren yüksek yargı üyesi hakim görev süresinin bitiminde eğer emekliliği dolmamışsa sürgün yeri olarak tabir edilen mahkemelere kürsü hakimi olarak atayacaksınız. İşte bu yüzden yüksek yargı üyesi olan hakim hukuka ve vicdani kanaatine göre değil, AKP iktidarının isteğine göre karar vermek zorunda kalacak. Siz bu yasa tasarısıyla hakimlik teminatını yerle yeksan edeceksiniz. İktidara geldiğiniz günden beri kendinizden olmayan herkesi ötekileştiren, dışlayan, sizi desteklemeyenleri, sizi eleştirenleri, sizden olmayanları ayrıştıran AKP hükümeti bu tasarıyla yüksek yargıda kendisi gibi düşünmeyen, kendisinin isteği doğrultusuna karar vermeyen yüksek yargı üyesi hakimleri tasfiyeyi amaçlamaktadır. Ben size asrın lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlatmak istiyorum. Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul olunmaz diyor. Onun bu sözlerini örnek almanızı diliyorum. Hepinize saygılarımla.